Merhabalar herkese. Oşinarius kanalında Honda 4XC serisinin teknelerini test etmeye devam ediyoruz. Biz bugün yine satış yöneticisi Onur Artar'la birlikte serinin benim gönlümde küçüğü dediğim sürekli 22cc modelinde birazdan inceleyeceğim. Şimdi önce biz bahsetmiştik, center console deniyordu. Bu arada ilk videomuz 26S'de Honda. Lütfen onu izlemeyi unutmayın. Çünkü orada daha detaylı bilgiler var bu projeyle ilgili de. Şimdi biz 22'nin biraz özelliklerini sizden alalım. 22cc Center Console serimizin en büyük modeli. 6,5 metre boyu var. 2,4 metrede genişliği var. 150 beygir ile 230 beygir arasında motor kullanılabiliyor. Biz burada 150 beygir motoru tercih ediyoruz. Burada çünkü optimum yakıt hız verimliliğini sağlayabilen motorun o olduğunu düşünüyoruz açıkçası. 150 beygir motorumuzla 34 knot hıza ulaşabiliyoruz. Maksimumda. Seyir hızlarında da 3500-4000 devirler arasında 20 knot hıza ulaşabiliyoruz. Bu seyir hızında da yaklaşık olarak makinamız 18 ile 20 litre arasında yakıt yakmaktadır. Bu teknelerde en büyük konuşulan ve hep sorulan bize de yakıt tasarrufu, işte verimliliği. Siz onu nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, zaten Honda'nın kendini diğer motorlardan, diğer rakiplerden bir adım öne koyan avantajlarından biri de yakıt tasarrufu. Her modelimizde, her beygir gücümüzde diğer rakip markalara göre bir yakıt avantajımız bulunmakta. Bizim burada iki teknolojimiz var. Bir Blast teknolojisi, bir de Ecomo teknolojisi. Blast teknolojisi sayesinde tekneleri biz daha düşük devirlerde, daha hızlı şekilde planning'e kaldırarak makinenin daha az zorlanmasına, daha az yakıt yakmasına sağlıyoruz. Ondan sonra da 3000 devirler civarında da Ecomo dediğimiz ekonomik moda geçiyor makine. Kendini ekonomik moda alıyor. Orada da zaten minimum seviyede yakıt yakarak seyrine devam edebiliyorsunuz. Peki şimdi donanıma geçmeden önce aslında seriyle ilgili yine 22cc için bu kimlere hitap eden bir tekne? Kim tercih ediyor? Ya açıkçası burada bu aileye hitap eden bir tekne. Hafta sonları gezme amaçlı, balık tutma amaçlı ya da ailecek bir su sporu yapmak istiyorsanız arkaya koyacağınız bir kayak çeki demiriyle su sporları yapabileceğiniz bir tekne. Gördüğünüz gibi zaten muadillerine göre daha geniş bir teknedir. 2,4 metre genişliği var. Ve kullanım alanında çok fazla. Arkada göreceğiniz gibi en az 4 kişinin oturabileceği bir yer var. Önde 2 kişi oturabilir. Gene ön tarafımızda oturulabilecek bir alanımız mevcut. Güneşlenme alanı çok geniş. 2 kişi rahatlıkla burada güneşlenebiliyor. Burası istenilirse evet. Masa gibi kullanılabiliyor mu? Masa gibi de kullanılabiliyor opsiyonel olarak. Tabii aparatları var bunun. Ama çıkabiliyor da aynı zamanda. Tabii çıkabiliyor istenilirse. Çıktığında da burada bir alan rahatlaması oluyor. Ki aslında o da yeterli olabilir. Kaç kişi aşağı yukarı kullanıyor? 6 ile 8 kişi çok rahat bu teknede seyre çıkabilir. Rahat herhangi bir sıkıntı olmaz. Günlük bir tekne aslında. Ama böyle tuvalet vesaire gibi ihtiyaçlar için bir yerlere bağlanma gerekiyor. Onları bir söylememiz lazım. Aynen öyle. Bir büyük modelde ama o ihtiyaçlar. Aynen. Ya şöyle tuvalet ihtiyacı olduğu zaman eğer tuvalet talep ediliyorsa bir kabinli tekne olmak zorunda kalıyor. Bunlar center console, ortadan konsol tekne olduğu için açık bir tekne. Evet, bununla herhangi bir tuvalet vesaire gibi bir şey konulamıyor. Konulursa da şöyle söyleyeyim, açık bir yere konuluyor zaten. O konulmak zorunda. Konforlu değil. O da konforlu olmuyor. Aynen öyle. Ama mecbur kalırsınız ama bir yerlere bağlanacaksınız ya da akşam eve döneceksiniz. Aynen. Öyle düşünelim. Burada bir şimdi motordan bahsettik. Opsiyon olarak 130 beygir de olabilir. 150 beygir ile 230 beygir arası. Pardon, 150 ile 230. Şimdi baktığınız zaman 6,5 metre bir tekneyi 150 beygirle biz 34 knot götürüyoruz. Bu da gerçekten iyi bir hız. Yani seyir hızımız bile 20 knot burada. Ondan dolayı biz daha fazla gücün gerekli olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki müşteri tercihi her zaman için önde geliyor. Müşteri 175 beygir, 200 beygir ya da 225 beygir motorlarımızı tercih ederse onları da takabiliyoruz. 225'te maksimumumuz kaça çıkıyor? 38-40 knotlara çıkıyor. Evet. Onun dışında bu teknede su sporları için imkanlar var demiştik. Onun için sizin opsiyon olarak yaptığınız şeyler var mı? Tabii ki. Ya şöyle... Burada zaten yeri mevcut. Opsiyon olarak istediği zaman fabrikada buraya bir tane kayak çeki demiri dediğimiz bir aparat geliyor. Hı hı. Oraya istenilen su sporu aleti bağlanarak. Sadece o yeterli bir şey. O yeterli, aynen öyle, o yeterli. Hı hı. Evet. Bazı modellerimizi bazı müşterimiz talep etti. Onları sipariş ettik. Öyle geldi fabrikadan. Peki buradan devam edelim. Orada bir demir var. Suya evet, giriş çıkışı kolaylaştırıyor. Aynen. Standartlarımızdandır gene. Merdivenimiz var. Buradan denize inme ve denize çıkmayı demir yapabiliyoruz. Demir var dedim değil mi ben? Merdivenimiz var. Demir burada değil. Aynen. Görüldüğü gibi geniş bir havuzluğumuz var. Buradan rahatça çıkabiliyoruz. Hı hı. Yanındaki vardeveleyi tutunarak da çıkabiliyoruz. Bunlar çok büyük avantajlar. Hı hı. Hemen arka su tankımız var. 70 litrelik su tankı kapasitesi var. Hı hı. Hemen burada gene standartta olan duş sistemimiz var. Yani burada denizden çıkar çıkmaz hemen tuzunuzu arındırıp içeriye girebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Evet, bunlar için de avantaj. Evet. Gene 200 litrelik bir yakıt tankımız var burada. Hı hı. Şimdi büyük bir yakıt tankı baktığınız zaman yani seyirde 20 litre yakıyor desek ortalama 10 saatte 20 litre, yakıyor. 20 litre yakıyor desek 200 litrede yaklaşık 10 saatlik bir seyir yapıyorsunuz demek. Bu da 200 mile yakın. Bu tekneyle hiç yakıt almadan gidebiliyorsunuz demektir yani. Şimdi biz Ayvalık Setur Marina'dayız. Midilli biliyorsunuz çok yakın buraya. 18 mil dediler az önce ki yaklaşık bir saatte 45 dakikada normal seyir hızında yani 3500-4000 devirlerle gidebilirsiniz ama ben hemen gitmek istiyorum dediğiniz zaman da tam gaz verip 15-20 dakikada yarım saatte de gidebilirsiniz tabii ki. Ama günlük keyif için gittiğiniz zaman denize girip ya da bir şeyler yiyip geri dönmek çok mümkün. Peki bu arka alanda havuzlukta neler var? Şimdi burada yine 4 kişi oturabilir dedik. Tabii ki şöyle. Kumaşların falan bir özelliği var mı? Aynen, bunlar tamamen deniz suyuna karşı dayanıklıdır. Güneşe karşı dayanıklıdır. Özel olarak yapılmışlardır. Hı hı. Honda Marina'yla Ranieri'nin anlaşmasıyla beraber bunlar normalde Ranieri'nin opsiyonel listesinde olan kalitede kumaşlar ama Honda bunları standartlarına koydurmuş. Hı hı. Bunlar deluxe dediğimiz kumaş çeşitleri aslında. Hı hı. Burayı açtığımız zaman burada geniş bir alan görüyorsunuz. Evet. Bizim bu teknelerimizdeki en büyük özelliklerimizden biri çift akü sistemine uyumludur. Yani şalterimiz çift aküye göredir. Herhangi bir ekstra aksesuar vesaire aldığınız zaman ikinci aküyle beraber sistemi besleyebiliyorsunuz. Çok geniştir burası. Evet. İstenilen bütün her şey konulabiliyor. Burası da açılıyor. Aynen. Burası da bir gene depolama alanı olarak kalıyor. Hı hı. Evet, depolama alanları küçük teknelerde önemli. Gelelim buradaki en büyük özelliklerden biri de bu drain yerleri. Aha. Konulan yerler çok önemlidir. Bazı teknelerde içerisi su tutar, akmaz vesaire ama burada konulan yerlerden dolayı içeride hiç herhangi bir su kalmıyor. Hı hı. Burada gene depolama alanlarına devam edersek burada gene koltuğun altında geniş bir depo alanı var. Her türlü halatınızı vesaire usturmaçanızı buraya da koyabiliyorsunuz. Hı hı. Ya teknede açıkçası ailece gidiyorsanız bu depolama alanları çok büyük kolaylık sağlıyor açıkçası. Aynen. Bu güzel bir özellik herhalde. Aynen. Ya şunu aslında bu iki türlü de kullanılabiliyor. Yani hem tekneyi kullanırken şöyle yapılabiliyor. Oturma yapılabiliyor. Bunu kaldırdığınız zaman bir lavabomuz var. Buraya opsiyonel olarak ocağımız konulabiliyor. Bu güzel bir özellik, süper. Evet. Tam hani keyif, günlük keyif teknesi. Ailecek çıktınız mesela, balık tutkunuz da var. Denizde balığınızı tuttunuz, hemen burada pişirip ailecek de yiyebiliyorsunuz. Ya da yanınızda bir şey getirdiniz, pişirip de yiyebiliyorsunuz. Lavabonuz var, yıkayıp aşağıdaki dolaplara da koyabiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda burayı buradaki sosyalleşme olarak da alanını genişletmek olarak da kullanılabilir herhalde. Öyle. Çünkü şu duruyor mu? Sabitleniyor mu bu şekilde? Yok. Yok, sabitlenmiyor. Evet. Gelelim donanımına. Neler var? Ama burayı da bir anlatalım isterseniz. Burası konsolla alakalı gene. Burada tesisatlarımız vesaire var. Gene konsolla alakalı ya da kendimizle alakalı ekstra bir şeyler koymak istiyorsak buraya koyabiliyoruz. Evet, yani burada genelde elektrik tesisatları vesaire geçiyor. Hem motorla alakalı hem de cihazlarla alakalı. Şimdi biraz donanıma bakalım. Neler var teknede? Nasıl geliyor? Böyle hazır mı geliyor? Yoksa neler koyabiliyorum üzerine opsiyonel olarak? Tamam. Bu teknenin en büyük özelliklerinden biri, Honda'ya özel olarak yapıldığı için Ranieri tarafından aksesuarları tamamen üzerinde geliyor. Biz herhangi bir şey eklemiyoruz burada. Dümen sistemi, gaz kolları, paneller, göstergeler, her şey standart olarak geliyor. Biz sadece müşterinin talebi doğrultusunda motor seçimini yapıyoruz Türkiye'de. Müşteri 150 beygir serisi 150 beygir, 200 beygir serisi 200 beygir motor montajını yapıyoruz. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buradaki işlemlerin tamamı İtalya'da, fabrikada yapılıp olarak geliyor. Sadece burada navigasyon cihazları müşterinin isteği ve talebi doğrultusunda istediği marka, istediği teknik özellikle seçilip ona göre montaj yapılıyor. Bu tip teknelere daha çok ne gibi navigasyon şeyleri koyuluyor? Yani şöyle, balıkçılık amaçlı kullanılıyorsa ayna takılarak o amaçı daha geniş takılıyor. Ya da sadece belli bir yere gitmek amaçlı kullanılıyorsa bu tür su üstü radar sistemleri kullanılıyor. Yeterli oluyor. Evet. Balıkçılık için kullananlar da var tabii. Tabii ki. Buna tente vesaire takılabiliyor mu? Tabii ki, bunun aksesuar listesi de tentesi de var. Bu bir müşteri teknesi olduğu için o kendisi böyle istemişti. Bunda şu an tekne yok ama istenilirse yapılabiliyor. Yapılabiliyor. O da önemli. Öne geçelim. Burayı zaten az önce bir anlatmıştık. Evet. Güzel bir güneşlenme alanı. Hemen şöyle biraz da çıkayım. Siz burada bunların altında başka ekstra... Şöyle, bunun altında gene bir depolama alanımız var. İsterseniz onu da gösterelim. Şunu da alalım o zaman. Bayağı depolama alanı her yerde var. Aynen öyle. Kalkabilecek mi? Evet. Şöyle baktığımız zaman can yelekleri. Aynen öyle. Buraya neredeyse 8-9 tane can yeleğe koyulabilecek büyük bir alanımız var. Farklı eşyalarımız da konulabilir. Dediğim gibi arkadan öne doğru her türlü depolama alanı fazla mevcut teknemizde. Geçeriz. Dedemizimiz. Değil mi? Aynen. Buna da bakalım. Zinciri alayım mı buraya? Gelin. Açalım burayı da. Açalım. Döndüremedim ama. Evet. Evet, zincir için. Burada istenirse elektrikli ırgat konulabiliyor. İstenirse zincir ve halat da konulabiliyor. Ya bu kullanım amacına bağlı gene. Bu tür ufak teknelerde müşteriler genelde zincir, halatın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Evet. Fakat bazı durumlarda müşteri ben elektrikli ırgat istiyorum, uğraşmak istemiyorum, kafaya gidip atmak vesaire istemiyorum diyor. O da gene opsiyon olarak mevcut. Buradan tekneden atlama ile alakalı platform. Onun için mi yapılmış? Evet, onun için yapılmış. Çok güzel. Deneyim diyeceğim ama marinadayız. Onun için yapılmış. Güzel, minik bir suya atlama platformu. Şimdi bugün biz Honda'nın 4XC serisinden 22cc'yi test ettik. Bu tekne, yani daha doğrusu bu seri aslında tamamen performans odaklı bir seri ve performans yakıt verimliliğini en yüksek düzeyde tutan seri, doğru söylüyorum değil mi Onur Bey? Bu amaçla yapıldığı için de biz bugün bunda aslında seyir hızlarını ve değerlerini bir kez daha tekrarlayalım istiyorum. Çünkü önemli bilgi. Seyir hızımız normalde 20 knot, 21 knot yani civarındaydı. 3500 devirlerde 20 knot gördük. 3,5 saniyede yaklaşık landing'e kalktık. Maksimum hızımız da 34 knot oldu. Bugünkü filmlerinde en güzel bir dönüşleri de göreceksiniz. Manevra kabiliyetini de göreceksiniz teknelerin. Ben size teşekkür ediyorum bugün bu güzel, keyifli seyir için ve sohbet için. Diğer teknelerde görüşürüz o zaman.